Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bunu ilk defa baştan söylemek istedim. Bazen konuşuyorum ondan sonra başlıyorum. Şimdi ben bugün ilk defa değişik bir şey yapacağım. Patlıcanlı sos közlenmiş. Şöyle diyeyim, ben bunu geçen sene kardelen közlenmiş dedim. Orada ona güldü. Oradaki bir harfe. Gülsün varsın. Ben onu bir gün, o da bir yanlış söyler kelimeyi, ben de ona gülerim. Geçen sene abamın komşusu bunu yapmış, bir kavanoz vermiş. Gerçekten tadını öyle bir beğendim ki sosun. O zamandan söylemişti o abla, aklımdan gitti yapmadım. Sağ olsun, %100 Balıkesir'den olmuş olması lazım. Melahat kardeşimiz, hanımımız. Oradan bana göndermiş mesaj olarak, Perancığım bunu yap, çok güzel diye oluyor diye. Sağ olsun, Allah razı olsun, detaylı yazmış, göndermiş. Ben de onun dediği gibi yapacağım. İnşallah güzel yaparım. Sizler de beğenir. Sizler de yaparsınız. 10 tane patlıcan demiş. 10 tane patlıcan dün pazardan aldım tabii ki. 3-4 kilo aldım. 10 tane ayarladım. 6 patlıcan. 10 tane kırmızı biber demiş. 3 kilo domates. Hatta bugün pazara gittim. 3 kilo da domates aldım. Geldim yeniden. 1 kilo yeşil biber. Bunlar da bak gördüğünüz gibi. Vallahi bak gerçekten çok güzel. Hani diyordum ya bahçemde biberim... Hayrı yok diye. Gerçekten olsa daha fazla olacakmışmış. Bunları da bahçeden topladım demin. Yaklaşık 1 kilo falan vardı. Bir kısım eksikti belki. 4-5 çiye sarımsak demiş. %100 böyle demek istemiş yalan. Bu da vardır. Bir bağlam demiş. Maydanoz. Bunlar tabii ki yıkanacak hepsi. Aklımda olduğu kadar bir su bardağı sirke, bir su bardağı zeytinyağı. Onlar var. 2 yemek kaşığı da tuz demiş. İri tuz. Tabii ki benim iri tuzum yok. Kaya tuzu yok. Normal kirli tuz deniliyor. Peynir tuzlama için. Kaba tuz. Ondan kullanacağım. Bu arada akşam yemeğinde bunları közleyeceğim. Tabii ki birazdan yüyüp yıkacağım. Bunlar robottan geçecek. Tabii ki belki çekerken gösteremem. Sonrasını söylerim aşamasını. Onları robottan geçireceğim ayrı ayrı. Soba dedim yanmış kana. Dolaptan da bir tane köy tavuğu çıkardım. Yani aynı dediğim gibi bir daşlan, iki kuş vuracağım yine. Onu sobanın üzerine vuracağım, pişireceğim. Yani gördüğünüz gibi sizlerin karşısında bunu yapacağım. İnan ki yaptıktan sonra inşallah tadı güzel olur. Sizlere de gösteririm. Çünkü sahibi de için şey yazmış. 5-6 tane de acı biber diye yazı yazmış. Bana acı dokandığı için içine katmayacağım ama... Katmayacağım. İçinde de genellikle vardır acısı tahmin ediyorum. Hafif de yollu oldum. O da ona yiyebiliriz. Bu kadar. Ondan sonra aşamayı yavaş yavaş göstereceğiz. Buradan da Melahat Bey ki benden büyüktür. Ablamız diyorum. Küçükse kardeşimiz diyorum. Buradan ona selam gönderiyorum. Çünkü ta istediğim tarifi göndermiş bana. Allah razı olsun. Gerçekten çok sevindim. Mesaj okuyunca bilene. Bodrum'daydı. Onu annemle beraber çıkardık. Annem sobayı yaktı. Tavuğu da koyduk. Yine annem her zamanki gibi bir daşta iki kuş hallediyor. Vallahi hiç üşenmiyor. Gerçekten hiç üşenmem. Kardelen'in dediği gibi Zoba burada değildi. Bodrum'u koyduk. Bodrum kapısı da gerçekten çok küçük. Kardelen'le zoruna zor çıkardık. Çünkü küçükken daha burada durdu Cem. Çünkü köy devamlı geliyor. Domates satıcısı ama ben evde olmadığım gün denk geldi. Yakında almayı düşünüyorum. Şey hani domates yapacağız o yüzden soba kalacak. Sos yapacağım. Para bunun üzerine kaynatırım sosu falan. Şimdi de patlıcanları közlemek için ateşimi de yakıyor. Hemen 2-3 odun çırpırtı diye. İşte o oldu mu yeterli, hemen 6 patlıcan 10 tane kırmızı biberi közleyecek kadar. Kardeş senin 5-6 darın var diye. Onu da ütüye burada sen kendin tersin. Ben közledikten sonra olur mu? Olabilir. Yani yetişebilirsem olur. Tarladan evin önündeki darı bulduk kumdaklı. Ama inek rahatsız olduğu için ineğimin göğsü ağrıyor. Bir çözüm bulamadım böyle, neden oluyorsa sürekli. Veteriner geldi, ilaç verdi. Bir de şey yaptım. Sarı çamuru o elekten geçirdim. Sirkeyle gardım böyle. Kuştuk kuştuk. Sabahleyin yani kuştuktan sonra göğsünü ovaladıktan sonra onu da sürdüm. Çünkü neden? Ateşini alıyormuş, ağrısını alıyormuş. Çünkü faydası olduğunu eminim. Çünkü bir insanın eline ağrı sokunca nasıl çamur sürüyor? Faydası olsun diye. Şişliği geçirsin diye. Ben her zaman buraya ateş yaktım mı bu rüzgar çıkıyor. Allah'a emanet. Zaten burada da yarım saat falan durdu.
olacak. Aynen, hemen bir 10 tane biber var, 6 tane patlıcan. Fazla bir şey yok. Varil kapağı koydum. Ne kadar desem, burada çivi falan oluyor, araba koyuyoruz. En iyisinin garanti alan işime. Böyle yani, patlıcanı çözerken yeniden devam ederiz. Köz de vardı. Yani 2-3 gün önce patlıcanı közledim. Onları da kenara koyduydum. Şimdi hemen patlıcanları üzerine atacağım. Bunlar tabii ki yıkadım. Vallahi aslında yeme de yanında yat her zaman dediğim gibi. Şu patlıcan, biberleri fazla aldım. Neden? 3 kilo aldım herhalde. Dolaba böyle küp küp doğrayacağım. Hani tavuk et yemeğinde olsun, nohut yemeğinde olsun. Yemeklerin içine katarım diye. Yani alsın, yemeğin içine katı katı vermez. Dolaptan geçen sene koydum, iyiydi değil mi kardeş? Evet. Bayağı güzeldi. Hele bitti bir de herhalde artık. Pizza yapımında falan iyi oluyor. Hani pazarı gidiyorsun gitmiyorsun. Evde oluyor olmuyor. Hazır. Hazır menü yani. Zaten bunları da çabuk közlerim. Vallahi sağ olsun o kardeşten, bacıdan. Tam istediğim tarifi göndermiş vallahi. Bir de böyle ya. Ben de okudum da çok detaylı bir şekilde her şeyi güzel gerçekten bir şekilde anlatmış. Çok güzel yazmış, evet. Tane tane anlatmış. Allah razı olsun. Allah'ın ne muradı varsa versin. Tabii ki hepinizden de Allah razı olsun. Benim bilemediğim mesela yanlış yaptığım şeyleri tarif veriyorsunuz, öneriyorsunuz şöyle olmasa diye, şunu yap diye. Yani diyorum, iyi ki ben bu kanalı açmışım diye. Ya şuna bakın bu. Gerçekten çok güzel ya. Kıpkırmızı. Bir de parası da bağlı olmasa. Geçen hafta aldığım biberden daha güzel bunlar. Tabii o buruşaktı. Bu köylünün kendi şeysi. Toplama hali. Öbürküsü şeydi. Takipçinin biri sağ olsun şey yazmış. Adanalıyız demiş. Bizim burada demiş. 2,5'tan alıyoruz. 100 kilo demiş. Halit tabii sizin oralı öyle. 2,5 milyon. Satıyor adam. Oradan alıyor. Buraya getiriyor. Haliyle şey girdi mi? Pazara girdi mi fiyatla oynuyor yerinde. En iyisi biz oraya giden dolam gelen bari kardelen. 200 kilo falan. Toptan getiririz Adana'ya. Tamam. Güzel geliriz Adana'ya. Hani ben diyorum Adana'ya gidek mi? Köfte yiyek gelek mi diye değil mi? Gerçekten doğu tarafını çok merak ediyorum. Mardin. Karadeniz tarafı. Annem için Mardin, özellikle. Şanlıurfa. Yani neden ise o televizyonlarda dizilerde gördükçe oraları çok merak ediyorum. Herhalde böyle merakla da gideceğin yalım. Yani göremeyeceğim demek istedim gideceğimi dediğimde. Yani ne görürsün belkilerde. Bu böyle az közlenik olsun. Babam da yanıyor bu arada. Daha duymamış tabii ki suyu. Gördüğünüz gibi tabii ki kendi beslediğimiz et tavuğundan olduğu için yağına bakın bir. Yağı da sapsarı duruyor. O suyu sapsarı olur. Aslında suyun da ekmek bandık tak. O da bugün olmaz edemedik değil mi? Zor biraz. Zor. Ya ineklere bakmadan önce yersek ancak öyle. Aynen aynen. O da zor anne. İnekle uğraşayım için. Kirledi bu arada sevinecek kardele. Evet. Akşama abam diyecek sobayı yaktı. İçine tavuk kodu herhalde diyecek. Abin alıp gelecek miydi bugün onu kemik? Yok almayacak çünkü buzdolapta var. Kemiklerin dondurucuda var. Bir poşet daha var. O çıkarmıyorum. Yarın o falan çıkarıyorum. Bu şekilde bunu közleyeceğim. Ondan sonra kırmızı biberleri. Valla patlıcanları bitirdim. Sadece bir tane kaldı. Hatta şu odunu da aldım içinde çünkü az bir şey oldu diye. Değişti zebil olmasın. Onu da bir daha kat değişti bunları. Şimdi biberleri sözdüm işte. Olmuş mu? Arka taraf olmamış. Patatesin bakınız robottan geçirdik. Çünkü önemli olan bunun kaynaması olduğu için. Biberleri hazır. Yıkandı. Onları birazdan geçireceğim. Patlıcanlarımı falan soydum. Su bardağı mı, çay bardağı mı onu bilemedik. Biraz su bardağın küçüğü, çay bardağın büyüğünü katacağım ben de. Abla şey yazmış anne, zeytinyağı su bardağıyla, buna bardak demiş. Bence bunu da su bardağıyla bahsetmiştir. O zaman şu büyük su bardağına ne geldiniz o zaman? Çünkü zaten zeytinyağını su bardağı da belirtmiş orada. Tamam. Bir su bardağı zeytinyağıymış. Eğer yapmak isteyenler yapabilir. Gerçekten ben tadını çok sevdim. Çünkü aradığım tarif, ben bunu geçen sene yemiştim. Şimdi şuraya boyamını sileriz. Bu zeytinyağımızı da katıyoruz. Bunu ocağa koyacağım hemen. Sobanın üzerine.
Bir su bardağı da sirke. Bu tamamdır. Hemen bunu ocağa koyayım. Kaynayagosun. O kaynayagosunda da ben biberini, sarımsağı, maydanozu hallede koyayım. Tabii ki şunlar da ayrı bir şeyin için çırpılacak. Bunu koyayım ben artık. Şöyle gördüğünüz gibi sizleri rahatsız vermemek için robotun sesinden onun için göstermiyorum çekerken. Şöyle yaklaşık patlıcanımız gerçekten çok güzel oldu. Kardelen bunu turşusu olacak zannetmiş ilkten robottan geçmeden. Közlenmiş biber turşusu diye zannetmiş yanım herhalde. Ayrı ayrı hepsini robottan geçiriyorum. Ekmeğin üstünü çal diyeceğim kardelen. Üstüne İyi olur. Bir tuz. Ha biber şeysi gibi, salçası gibi, çemen gibi düşün. Bunu da şeysinde gaz yiyeyim. Şimdi yeşil biberleri yapacağım. Ondan sonra sarımsağı, maydanozu. Dur şunu aldıran da zebil olmasın. Zaten zebil olmaz. En iyice onun içine gidecek o. Şimdi bütün yukarıdaki robottan geçirecekleri geçirdim. Bayağı oldum tabii geçireli. Daha inan ki bu sırada sabahtan beri oturmadım. Mala bak. İneğine uğraş, patlıcanı közde. Sobayı bodrumdan çıkardık, yemeği vurduk. Gördüğünüz gibi tavuk ne zamandır kaynıyor. Tersi çevirdim, bu alt taraftaydı. Suyu gerçekten maşallah sapsarı. Çünkü diyorum her zaman kendimiz beslediğimiz için. Aman diyeyim paçam falan da akıllı. Bir durak kadar sobaya. Bunlar şu akşama gelecek baksana hepsi de. Şu nazana banketisi değil mi? Evet. Bu da domatesimiz de. Kaynamaya başladı. Az daha oldu mu ondan onu yer değiştireceğim ben. Bu iyicelen kötülecek tabii ki. Böyle azalacak. Azalınca belli olur. Rengi bileni değişir. Dediğim gibi bir daşnağın iki kuşu vurdum yine. İyi oldu. Bu zobayı da demin dedim kaldırmayacağım. Yani şöyle kenara koyacağım. Günlük geliyor domatesçi. İnşallah bana da denk gelir. Alacağım. Yani bir günde... Hatta bugün... Sesi duyduk ama bizim mahalleye gelmedi. Mahalleye gelse 4-5 kasa almayı düşünüyorum. Önemli olan domates suyum. Salçam. Çünkü düğünler var. Babam gelin. Yani işler sıla şölen olmadan yapmam lazım. Hadi tarna Eylül ve Ekim başı olabilir duruma göre. Ama mecbur tarnam da olacak. Yani işte böyle bizim bu işler böyle devam ediyor. Değil mi minnoş? Kuzum. Niye? Gösterelim. Bakınız gerçekten bu koyuldu. Yağıt üzerine çıktı. Siz de fark etmişsinizdir. Domatesin sosu buralardaydı. Şimdi bu yeşil biberi katıyoruz. İçinde bunun sarımsağını içine kattım. İçinde karıştırdım yani robottan geçirirken. Etim de pişti bu arada. Onu da buradan aldım. Erimesin diye. Saatte valla 4'e falan geldi. Yine ben oturmadan dama gireceğim. Böyle olacak yani. Şimdi bunu karıştıralım bir. Ay kardelen tarna içi gibi oldu değil mi? Vallahi güzel görünüyor. Biz tarnayı yaptık mı yani gardımı ben tazeyken köftesini yaparız. Yani köfte dediysem aynı kabak köftesi şeklinde gibi kızartıyorum tarnayı. Bu böyle. Şimdi öbür günleri de kaçacağız içine. Yazmış kardeşimiz en sonra demiş maydanozuna tuzuna demiş. Şimdi burada kırmızı biberimizle patlıcanımız şöyle yavaş yıkatalım ki şey olmasın. Yemek yemek yaptım yani. İnşallah iyi olur. Allah mal zadına yedirmeyi nasip etsin. Tabii ki eşinle, dostunla, komşuyla. Kapakları da bir yandan koydum oraya. Kapaklarım yeni. Yani yeni aldım. Yeni derken yani kullanılmış kapak olmadı mı daha iyi oluyor yani. Pardon vallahi bancen yiyecek. Bancen yiyecek. Yoldan geçenler de el sallıyordu ona baktım. Ha, yoldan geçenler anladı hem yemek yapıyor evet. Hem çekim yapıyor diye. Gerçekten şunu söyleyeyim size. Yani bir videona şeyim alakam yok yani bu yemekhana. Belki diyorlardı video çekeceğim diye sokakta yemek yapıyordur. Kesinlikle yanlış bir şey. Çünkü devamlı ben yağmur yağsa da bile o merdivenin altında yemek yapıyorum. Çünkü yapardım. Seviyorum çünkü. Hele odun ateşinde. Valla özencim şöyle yerim müsait olsa şu taraf bizim değil.
kendime ait bir ocak evim olsa ta Nazan'ın gibi yani. Sizler biliyorsunuz ekran karşısında gördüğünüz Nazan'ın ocak yerini. En sonra da maydanozumu da tabii ki onu da robottan geçirdim. Aslında tuzum da katsam olur, emişir. En sonra maydanozunu katıyoruz. Bu şekilde. Bunu bir tane daha ben odun atayım kardan içine. Bir kaynasın. Bundan da özlesin artık. Vallahi canım istedi. Bunu sabahleyin kahvaltıda iyice nasıl çıkardı hemen kafaya koydum. Berbat oldu da. Çok güzel görünüyor. Değil mi? İki de tıkırdayalım tamam. Hani gol geçmesi ne de tıkırdasınlar değil mi kardeşim sadece? Tam bunları yukarı götüreceğim. Odun getirdim ben. Şimdi bunu yukarı çıkardım. Neden çıkardım? Aşağıda zor olacak. Hava biraz değişti. Rüzgar çıktı. Ne olur ne olmaz içine toz girer diye. Kapakları da buraya koydum. Şimdi Allah'ın izniyle ben bunu ocağa da yaktım tabii soğumasın diye. Bakınız gerçekten çok akışkan oldu. Şöyle gösterelim. Kayıyor. Vallahi koluma geldi. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Anam ve ağzından ağzından yedirmeye nasip etsin. Ben var bir beş kovanız ayarladım. Sana kış olacak gibi. Az gelecek gibi değil mi? He. Dur peçete ayarlayayım şuradan. Ortaladı bir yandan doğduyuz, bir yandan topluyoruz. Bir tane ganyan kapaktan şöyle al yanımdan maşayla bekle. Dediğim gibi ya maşayla ben bu iş yapamıyorum gerçekten. Belim de yanacak. Şuradan da bezim alayım. Geldi sıra püf noktasına. Suyunu alalım. Celam kapadan ki dutsun. Böyle böyle bunu koyacağız. Altını kapadan hemen üzerime doğru sıçrıyor bu kardeler. Gerçekten bak bunu bilmeyenler yani ilk defa benden görüp de yapsınlar gerçekten. Çünkü sağ olsun bu kardeşlerim iyi ki buna bana detaylı şekilde anlatmış. Kardelerle gerçekten diyor. Detaylı yazmış diyor. Evet. Hatta sabah taban bileli yapıyor bugün bundan aynısından. Bugün mü? Evet. Dezenge. İyicelem anlatıverdi de onları da ekran görüntüsü aldım. Attım dezengeden. Onlar da yapıyor. Ben bir kere kapağını tersini çeviriyorum. Ondan sonra kapatıyorum sıkıca. Benim de yanmasını bir ıslatsın benim ki. Bu bozulan kapaklar kabarırsa mesela kaldırdıktan sonra o zaman tutmamıştır. Tutmamış oluyor. Kardeşim biz uşağa gittiğimizde şu kavanozlardan yine alacağız anne. Çünkü domates sosu olacak yani kahvaltılık falan. Valla bayağı şey olacak. Menemenlik de olacak evet. Alırız onu şey yaparız ya. Taşır bunlar. Bu şekilde bunu yapacaksın. Hemen kapatacaksın. Kışın da afiyetle yiyeceğiz. Hepsini kattık. Gördüğünüz gibi şişeleri mellemeyeyim artık. Kavanozları yeniden kıyneştirmeyeyim. Bunları da bunlar bizim çikolata kavanozu. Atmıyorum. Hani bir şey yaptığım zaman içine katıyorum diye. Birer vereceğim yani dağıtacağım arkadaşı falan veren diye. Onun için ayrı koydum. Çünkü kapakları tutmayacak. Hemen yiyelim diye. Şunu tencerim kalan bu kadar kaldı. Bunu sıyırız. Bunu kardelen halleder artık. Çünkü ben aşağı ineceğim, ineğin göğsünü ovalayacağım, buz tedavisi yapacağım, ilaç tedavisi derken, soğum derken benim saat yine 7.30-8'e gelecek. Allah'tan da yemek de bugün hazır saylanacak biraz. Değil mi kardelen? Böyle olacak. Her zamandaki videonun sonuna geldik. Her zamandaki gibi ben oturmadan yine akşam oldu. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Lütfen beni takip etmeyi unutmayın. Eğer beni yeni izlemeye başlıyorsunuz, abone olmadıysanız rica ederiz. İnşallah abone olursanız. Her zaman da diyoruz ücretsiz. Eller neden oluyorsa alışkanlık haline gelmiş. Bunlar da oynuyor. Bu şekilde hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.